Ayasofya kararı ve basına yansımaları nasıl oldu? Gelin bunun için New York'a gidelim. Detayları konuğumuzla konuşacağız. Ali Çınar, dış politika uzmanı Ali Çınar bizimle. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Yeni bir açıklama var mı? Ayasofya'da kılınan ilk namaz sonrası, ibadete açılması sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen yönetim kanadından ya da senatörlerden bir açıklama geldi mi? Evet, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda resmi bir açıklama yok. Günün erken saatleri şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde. Sadece Amerikan medyasında yorum çok olmadan Ayasofya'nın ibadete açıldığı ile ilgili tüm ana akım medyada haberler görüyoruz. Ama yorumlar fazla olmadığını görüyoruz. Ama Amerikan Kongresi'nde Dışişleri Bakanlığı'ndan veya Beyaz Saray'dan resmi bir açıklama yok. Sizin de dediğiniz gibi dün Beyaz Saray'da Amerika'nın Rum Ortodoks Başpiskoposu'nun Beyaz Saray'da bir ziyareti olmuştu. Ve Başkanımızın Mike Pence'in bir açıklaması yayınlandı dün akşam sosyal medya hesabından. Ve burada herkese erişimi açık olmalı tarzında bir demeci var. Buna da Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç cevap vererek aynı erişim acaba Batı Trakya'da, Yunanistan'da var mı? Bunu başpiskoposu sormak gerekiyor tarzında sosyal medyadan cevap sordu açıkçası. Ama Amerikan Kongresi'nden şu ana kadar bir açıklama yok. Sadece geçen hafta yaklaşık 15'e yakın Amerikan Kongre üyesine Ayasofya'nın camiye çevrilmesi kararının değiştirilmesi istedikleriyle ilgili bazı açıklamalar vardı ve 16 Temmuz'da Amerikan Kongrelerinden Maloney adlı bir üye bir yasa tasarısıyla Türkiye'nin kınanmasını istedi. Peki kısaca şu sorunun da cevabını merak ediyorum. Dedik ya şimdi henüz bir açıklama yok ve Amerikan basını da çok fazla ilgi göstermedi. Daha nötr ifadelerle bu haberi aktardı. Acaba bunda Amerikan iç siyasetinin seçimlere, salgın telaşına daha çok kenetlenmesi, odaklanması mı etkili? Ya da bunu Türkiye'nin iç işleri meselesi olarak görüp daha mesafeli durarak bilinçli bir tavır mı sergiliyor Amerika Birleşik Devletleri? Benim kişisel fikrim iç politika, protestolar, Covid-19, başkanlık seçimleri olmak üzere Amerika'nın gündemi çok yoğun. Evet. Dış politikada sadece Çin şu anda çok gündemde. O nedenle Ayasofya gündemin arkalarında kaldığı için de çok açıkçası konuşulmuyor, tartışılmıyor. Zira zaten Türk-Amerikan ilişkilerinde daha farklı sorunlar olduğu için yenisini istemeyen de bir kesim var. Çok teşekkürler Ali Çınar, New York'tan izlenimlerini.